Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bir makyaj videosuyla istediğiniz gibi karşınızdayım. Beraber birkaç ürün deneyeceğiz, sohbet edeceğiz. Umarım sizin için de güzel, verimli bir video olur. Hemen başlayalım. Çok fazla uzatmak istemiyorum. Nude'un böyle cildi aydınlatıcı bazı var. Bununla başlayacağım. Aslında kullanacağım fondötene çok uymuyor sanırım. Ama bunu da denemek istiyordum. Bunu denememiştim. Bunun hakkında güzel yorumlar var. Oh, pomposu inanılmaz böyle pıçık pıçık yapıyor. Çok ilginç. Ne gibi kokuyor biliyor musunuz? Bebe pudrası gibi kokuyor. Bu ürün biraz daha kuru cilt için uygun. Yağlı cilt için fazla gelecektir diye düşünüyorum ama kullanayım bir bakalım. Bugün biraz yarım mat bitişli bir fondöten göstereceğim size. Maybelline yeni çıkardı bu fondöteni. Sanırım Türkiye'de daha satışlı değil. Ben de hazır yurt dışındayken erkenden göstereyim dedim. Ülkemize de gelecektir zaten. Nasılsınız, iyi misiniz? Keyfiniz yerinde mi diye sormayacağım. Çok yerinde değildir diye düşünüyorum. Bu videolar biraz kaçış oluyor herkes için. Gündemden uzaklaşıyoruz. Bir nebze de olsa ne kadar uzaklaşabilirsek diye düşünüyorum. Maybelline Superstay böyle bir fondöten çıkardı yeni. Biraz daha yağlı cilt fondöteni olduğunu düşünüyorum. Karma yağlı cilt fondöteni. Hafif yarı mat bitişli bir fondötenmiş bu. Hani tam full mat bitiş değil de hafif böyle kadifemsi mat bitişliymiş. Çok kapatıcılığı varmış. Şimdi beraber deneyeceğiz. Açmadım bile fondöteni. Bendeki numarası 96. Umarım doğru renk almışımdır ama en açık rengi bu gibi gözüküyordu. Bir de çok fazla açık rengi de yok garip bir şekilde. Ya şu paketlemeleri kuli bantlarıyla bantlıyorlar. Gerçekten inanılmaz. Uyuz oluyorum. Şu Teknik'ten aldığım aydınlatıcı paletinin haline bakar mısınız arkadaşlar? Allık aydınlatıcı bronzer paleti. Kuli bandını çıkaracağım diye mahvoldu ya. Gerçekten mahvoldu yani. Bu arada paketlemesi bence güzel olmuş ürünün. Yani Huda'dan daha iyi olmuş. Huda'nın incelemesini de Instagram'a çektim bu arada. Instagram'da var. Huda'yı bayağı bir abartmışlardı. İşte filtreli cilt, işte her cilt tipi çok rahatlıkla kullanır falan. Benim cildimde kesinlikle hiç güzel olmadı ve parçalandı ve çok fondöten duruyor. Bir tık yoğun bir ürün olduğunu düşünüyorum bakalım. Biraz koyu gibi de sanki. Bunu ben süngerle uygulayacağım şimdi. Biraz ince uygulamaya çalışacağım. Kameramı biraz yakınlaştırayım. Bir tık koyu kaldı. Olsun. Ama evet, bayağı kapatıcıymış. Bence çok fazla ürün uygulamamak gerekiyor. Çok az bir miktar alıp uygulasanız bence yeterli olacak. Mat değil. Güzel böyle parlak bir bitiş veriyor ama garip bir şekilde yüzünüzdeki gözenekleri belli ediyor. Şimdi full bir uygulayayım. Bu arada ürün silikon bazlıymış. O yüzden de altına mutlaka silikon bazlı bir aslında baz kullanacaksanız silikon bazlı bir ürün kullanmak gerekiyor. Ben biraz tabii hata ettim. Kullandığım baz silikon bazlı değildi sanırım. Gerçekten çok yoğun kapatıcı zaten anlamışsınızdır şöyle. O yüzden çok incecik sürmek lazım. Oturdukça biraz daha matlaştı. Tam karma yağlı cilt ürünü olmuş. Ay gözlerimin etrafı çok kötü gözüküyor. Bu kadar kapatıcı ürünlerde gözlerimin etrafı iyice mosmormuş gibi gözüküyor ama gözlerim bu kadar mor değil tabii ki. Ten rengimle çok bütünleşmediği için de korkunç gözüküyorum şu an. Ya ben fondötenleri özellikle de bu kadar kuru mat bitişli fondötenleri göz çevreme getirmiyorum. Bazı kişiler getiriyorlar. Hani bir incecik de göz çevresine geçiyor. İncecik bir şekilde geçebiliyor. Daha az kapatıcı kullanıyorlar. Hani bu tercih meselesi. Ben fondötenleri göz çevreme kullandığım zaman göz çevremde ufak milyalar yapabiliyor bende arkadaşlar. Hatta bakın bir kere yaptım. Şuramda çıktı. Görüyor musunuz bilmiyorum ama bir tanesi maalesef ki yaptı yani. Ve hoş olmadı. Kapatıcımı da uygulayayım şimdi. Kapatıcı olarak yeni çıkan MAC'in Studio Radiance kapatıcısını kullanacağım. Bendeki rengi NC10. Güzel bir kapatıcı olmuş. Bunu bir süredir kullanıyorum. Bu geldi mi ülkeye bilmiyorum ama bu da geliyordur herhalde. NC10 da aşırı açık değil bu arada. O yüzden benim gibi böyle koyu göz çevresine sahipseniz bayağı bir seversiniz. Çok az uygulasanız bu şekilde yeterli oluyor. Bunu bir fırça yardımıyla dağıtacağım şimdi. Bendeki fırça Haslabs'in. Şu Lady Gaga'nın markasının fırçası. Bayağı güzel bu arada. Umarım Sephora'ya da gelir. Bence Charlotte gelene kadar Haslabs gelseydi keşke. Bu arada kapatıcıyı biraz bekletip öyle sürmek kesinlikle çok daha verim alıyorsunuz kapatıcıdan. Eğer kuru bir göz çevresine sahipseniz bu kapatıcıyı bayağı seversiniz. Kapatıcılık orta ama çok yeterli. Yani benim gibi bir göz çevresine sahipseniz bile, hani yoğun mor bir göz çevresine sahipseniz bile seversiniz. Çok yeterli. Bir de gün boyu asla kurutmuyor. Minimumda kırışıklıklara doluyor. Şimdi sıfır
kırışıklıkları dolan bir kapatıcı yok arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Ama bu çok çok az kırışıklıklara doluyor. Ya belli bir yaştan sonra göz çevreniz kırışıyor. Ve işlem yaptırmazsanız göz çevrenize bu kırışıklıklar var yani. Ben de yaptırmıyorum göz çevreme işlem. Çünkü benim yüz anatomimden dolayı herkes soruyor niye yaptırmıyorsun diye. Şu elmacık kemiklerimden dolayı bir kere yüzüm o işlemlere uygun değil bir. İkincisi benim doktorum asla önermiyor gözaltı dolgusunu, ışık dolgusunu. Çünkü o dolgular arkadaşlar bir süre sonra yüzünüzün aşağı yani %20'si kaldığı için yüzünüzün aşağı doğru iniyor ve yüz anatominiz bozuluyor. Bir sürü doktor zaten önermiyor. Yanlış işlem bakın çok iyi. Yani yanlış işlem kurbanı olan, ondan sonra göz çevresinde sorun olan çok fazla insan var. Ben kendi doktorum harici bir kişiye dudak dolgusu yaptırdım. Ve öneriyle yaptırdım bu arada. Çok memnun kalacaksın falan. Benim doktorum da Amerika'ya gitmişti. Ve o kadar pişman oldum ki. Şu kısmıma doldu zaten siz gördünüz. Bir senedir geçsin diye bekliyorum o şey. Erisin diye bekliyorum. Ama bakın hala şu kısımlarda var yani. Bakalım tekrar bir görüşeceğim kendisiyle. O kadar pişman oldum ki yani. Dolgu zaten asla tercih ettiğim bir işlem değil. Ama dudak dolgusuna ihtiyacım olduğunu hep düşünmüştüm zaten. Benim dudaklarım çok inceydi. Ve bence bana iyi oldu dudak dolgusu. Ama doğru şekilde yapıldığında iyi olmuştu. Yanlış işlem çok kötü oldu yani. Şimdi güzel oldu. Kesinlikle çok iyi bir kapatıcı. Özellikle benim gibi kuru göz çevresi çok çok sever. Kaş kalemi unutulmuş bir markamızdan Sleek kullanacağım. Ya şu Sleek niye gönderdiniz ya? Niye gönderdiniz? Ash Brown kullanacağım arkadaşlar. Bunun aynısı Relove'da var. Watson's'larda aynı renk. Ve aynı bütün şey. Kaşımı doldurup geliyorum. Eğer Relove'dakini bulamazsanız bu arada pastelin 21 numarasını da alabilirsiniz. Benim pastel 21 numaram bittiği için, kaş kalemlerini yediğim için bunu aldım burada. Bunu kullanıyorum. Sileğin aydınlatıcısı ne kadar güzeldi ya. Nasıl güzeldi. Ya sadece şuralarını dolduracağım. Sonra pastelin kaş maskarası var. Onu süreceğim. Bu kaş maskarasını ben çok seviyorum. Yani sürekli Instagram'da, TikTok'ta falan da söylüyorum ama eğer kaşlarınız benim gibi dökülüyorsa, saçlarınız dökülüyorsa, kirpikleriniz dökülüyorsa böyle kaşlarınızdan çok zor arınan bir şeyler kullanmayın. Ve yağ bazlı temizleyici falan kullanmadan önce de mutlaka bir misel su ya da işte göz temizleyicinizle falan şöyle bir pamukla tutup onu arındırın arkadaşlar. Çünkü bu sefer kaşlarınızı falan dökersiniz. Bu da çok kolay arınan ama gün boyu da kalan bir maskara. Kaş maskarası. Bazen L'Oreal'i o kaş maskarasında sabitleyicisini kullanıyorum ama çok zor arındığı için her zaman tercihim olmuyor. Eğer waterproof bu tarz ya da işte çok zor arınan kaş maskaraları ya da işte kirpik ürünleri kullanıyorsanız dediğimi mutlaka yapın arkadaşlar. Yoksa ürünler hem kaşlarınızı hem kirpiklerinizi döker. Bu sefer çok ovalamaya başlıyorsunuz çıksın diye. Aslında ürünler kaşınızı kirpiğinizi dökmüyor. Siz bu sefer koparmaya başlıyorsunuz. Güzel oldu. Okey bence. Yves Rocher'in toz pudrasını kullanacağım. Bunu gerçekten inanılmaz seviyorum. Hatta diyorlar ki Huda'dan daha mı fazla seviyorsun? Bence Huda kadar iyi bir pudra arkadaşlar bu. Stokta yakalarsanız kesinlikle değerlendirin. Gün boyu sabitliyor yüzü ve beyaz olmadığı için hani bembeyaz olmadığı için pandaya da dönüştürmüyor sizi. Ve grileşmiyor göz altınızda. En önemlisi de o. Özellikle mor göz çevresine sahipseniz bu tarz böyle krem rengi grileşmeyen pudralar kullanmanızı öneririm. Oksitlenmiyor ve kullandığınız kapatıcılarla çok çok iyi anlaşıyor. Şöyle biraz alacağım. Çok az kullansanız da yetiyor. Şöyle elimin üstüne de alıp lök diye uygulamamak gerekiyor tabii ki. Bakın süper oldu. Bu böyle kalacak. En güzel kısmı bu. Seviyorum bunu. Daha sıkıştırılmış pudra istiyorsanız toz pudralar tabii ki makyaj yaptığınızda kullanacağınız ürünler. Eğer mesela güneş kremi sürdünüz daha fondöten falan kullanmıyorsanız sıkıştırılmış pudra kullanabilirsiniz. Sıkıştırılmış pudra tabii kullanmanızı öneririm. Toz pudrayı es geçebilirsiniz. Şimdi bugün size birkaç tane ürün göstereceğim. Ben de bunları yeni keşfettim. Bunları gördünüz mü bilmiyorum ama Nude'un böyle kalem farları var. Ben kalem farları çok pratik buluyorum. Bobbi Brown'un kalem farları var. Çok seviyorum ben Bobbi Brown'u. Daha önceden göstermiştim aslında. Eğer bütçeniz dahilindeyse Bobbi Brown'a bakabilirsiniz. Hem çok kolay dağılıyor hem çok pratik kullanması işe giderken ya da işte bir davete katılırken falan kullanabilirsiniz. Özellikle bronz rengi müthiş bir renk. Şöyle göstereyim. Bunu inanılmaz beğeniyorum. Ama bu Nude'unkiler de çok başarılı. 3 tane rengi var. Şimdi Purple'ı
kullanacağım. Bu sene bence bu renk çok moda olacak. Çok güzel sabitlenmesi falan. Üç rengini de göstereyim şöyle elimde. Bir tane petrol rengi var. Koyu bir lacivertle makyaj yapmak isterseniz güzel bir seçenek olabilir. Yeşil rengi var. 04 numarası. Bayağı zümrüt yeşili arkadaşlar. Bununla beraber de purple var. Ben bugün bunu kullanmaya karar verdim. Bütün göz kapağıma kullanacağım şimdi bunu. Denedim daha önceden. Çok güzel bu arada. Kesinlikle ve sabitleniyor. Bütün gün kalıyor. Uygun fiyatlı bir seçenek. Keşke başka renklerini de simli olanları da yapsalar diye düşündüm. Şöyle uyguluyorsunuz. Ya özellikle böyle makyaj yapmayı bilmeyenler için de bu tarz ürünler çok pratik oluyor. Çünkü koyu renk makyajlar yaparken aslında toz ürünler bazen homojen dağılmayabiliyor ama kalem farlar daha verim alacağınız ürünler oluyorlar. Bu kadar diyorum şimdi değil mi? Şimdi fırçayla dağıtacağım bunu. Ya ve çok kolay dağılıyor arkadaşlar, bakar mısınız? En güzel kısmı bu bence. Çok kolay dağılıyor olması. Kiko'nun, Sephora'nın ve Inglot'un fırçalarını tercih edin. Hem yani indirimleri kovalayın. Hem çok uygun oluyor. Hem de indirimde yani güzel düşüyor. Hem de ömürlük fırçalar. Hem de makyaj yapmanızı daha kolaylaştırıyor arkadaşlar. Ne kadar homojen dağıldığına bakar mısınız? Ya normalde bu tarz koyu farlar kullandığınızda bu kadar homojen dağılmıyor farlar ve yama yama kalabiliyorlar. Ki bunu pahalı markalarda dahi yaşıyorsunuz. Bakın tek azıcık sürmüştüm. Şimdi bir kat daha süreceğim. Bir fırça tek kalemle, yani şu görüntü bile çok uğraşılmış bir smoky makyaj görüntüsü veriyor. Şimdi şunu açmaya çalışıyorum ama bakayım açabilecek miyim? Şu olay beni sinir ediyor. Holy bantladıkları için açtığım halde tekrar açamıyorum paketi. Şimdi Bobbi Brown'un bu bronz kalemini şöyle biraz ortaya getirmek istiyorum. Bu çok güzel bir kalem ve farın havasını değiştirecek. Şöyle biraz altına da getireceğim. Ya bu çok kilit bir ürün arkadaşlar. Yine şu aynı kalemle dağıtacağım. Fırça bile değiştirmedim. Şu paletteki açık renk aydınlatıcıyı şu göz pınarlarıma getireceğim. Şuralar çok koyu kalsın istemiyorum. Clinique Black Honey'nin kalemini yaptı. Görmüşsünüzdür zaten. Şu elimde yer kalmadı ama şu elimde göstereyim size. Bunu göz içime geçeceğim. Çok az. Sonra bunu dağıtacağım biraz. Biraz böyle grunge bir makyaj oluyor şu an. Boyasal Lash Clash maskaramı süreceğim. Bu maskarayı gerçekten acayip seviyorum. Yani kimseden aktığını duymadım ama alt kirpiklerine sürenlerden akıyormuş. Bende öyle bir şey de olmadı. Sadece alt kirpiklerinize sürmeyebilirsiniz. Bu arada göz altınız çok kırışıksa zaten alt kirpiklerinize sürmeyin arkadaşlar. O göz altınızdaki kırışıklıkları bir tık daha fazla belli ediyor. Nasıl oldu? Bence çok iyi oldu. Şimdi çok tartışma yaratan bir allığı göstereceğim size. YSL'in bu lila allığını 69 numarasını 66 numarasıyla beraber kullanacağız. Bunu böyle geniş geniş sürüyoruz arkadaşlar. YSL Makeup Artist'leri zaten böyle uygulayın diyor. Bunu bir baz gibi kullanın diyorlar. Olayı buymuş. Hani aydınlık bir görüntü verecek bu bize. Sonra bunu da bir nokta kadar sürüyoruz. Bu çok pigmentli zaten. Bunu abartmıyoruz. Ve daha küçük bir alanda pıt 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 yarıyoruz. Ya ne kadar pigmentli olduğunu bakar mısınız zaten? Çok fazla sakın sürmeyin. Ben bunu böyle kullanmayı bayağı sevdim. Ya şu an makyajımla alakası oldu ama bunu göstermek istedim. Çünkü bayağı bir moda lila allıkların kullanımı. Şimdi diğer tarafımı da yapayım. Lila allıkları kullanmak çok hoşuma gitmiyordu. Çok renk veren lila allıklar da var. Kendime çok yakıştırmıyordu. Ama bu şekilde kullanınca daha fazla sevdim. Kore'de bu arada bunu çok fazla yapıyorlar. İkili allık kullanımı orada daha yaygın. Onların çünkü yüz yapıları buna çok daha uygun, ikili allık kullanımına. Bu allıkların yapılarını ben aşırı derecede beğendim. Hiçbir şekilde yani yüzümde pudra da var. Aslında yaptığım şey yanlıştı bu arada. Çok pudralı bir ürün kullandım. Üstüne pudra uyguladım. Aslında likit allıklarınızı pudra falan uygulamadan kullanmanız gerekiyor. Buna rağmen ürünleri kesinlikle ama kesinlikle oynatmadı. Yani oynatmıyor. Ben biraz ona da güvenip en sona bıraktım ama sıralama kesinlikle yanlış. Mesela Armani'nin likit allıkları var. Onları Instagram'da göstereceğim size. Onlar biraz oynatıyorlar. Bir de bunların kalıcılıkları çok çok daha iyi. Armani'ler bir tık uçuyorlar. Özellikle Armani'nin bir de aydınlatıcı serisi var. O da mesela biraz uçuyor. Gerçekten güzeller ama uçuyorlar arkadaşlar. Bir de şunu göstereceğim size. Kesinlikle bunları pudrayla şöyle alacağım tekrar. Pudrayı biraz net sabitleyin. Şöyle sabitlediğinizde görüyor musunuz? Çok daha iyi gözüküyor.
Şimdi üstüme pudra döktüm. Şurada yapayım. Aydınlatıcı da hadi sürelim. Aydınlatıcı olarak da Revolution'un Suffix'ini kullanacağım. Paletini kullanacağım. Bunu unuttuğumuz değerlerimizden. Bunun üstüne hadi lila pembe aydınlatıcı sürelim. Yani yüzüm bu kadar kuruyken neden bu kadar pudraladım acaba? Hiç sevdiğim şeyler değil. Ama göstermek için yaptım. Bu paleti hatırladınız mı arkadaşlar? Bazı şeyleri unutuyoruz. Bu videoda unuttuğumuz değerlerimizi hatırlatmak istedim size. Bakar mısınız şu kalemlerin rengine? Bu notun farlarına bir bakın. Dudama Too Faced'in dolgunlaştırıcısını sürdüm. Bugün ruj süresim yok ya. Hiç. Ve gayet güzel bir renk vardı. Bugün bununla gezeceğim. Bakar mısınız çok güzel oldu. Rengi de çok güzel oldu. Şu aydınlatıcının şahaneliğine bakın. Çok da güzel oldu. Çok sıcak. Çok sıcakladım şu an. Evet, makyajımızın bitmiş hali. Bence çok pratik bir makyaj oldu. Hiç makyaj yapmayı bilmeyen kişi bile yapabilir. Fondötenin performansını açıklamalar kısmında yazacağım arkadaşlar ama tam bir karma ve yağlı cilt fondöteni bu. Biraz benim şuralarımda parçalanma yapmaya başladı yani. Kuru ciltleri çok olacağını zannetmiyorum şuralar gitmeye başladı. Yazacağım ama açıklamalar kısmında mutlaka bakın. Hepinize öpüyorum. Güzel pazarlar diliyorum. Eğer denememi istediğiniz ürünler ve videosunu çekmemi istediğiniz şeyler varsa lütfen açıklamalar, yorumlar kısmına yazın. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beni birazcık sevdiyseniz de kanalıma abone olabilirsiniz. Cilt bakımı videosu, güneş kremi videosu ve kıl tüyü videosunu çekeceğim. Yedekliyorum videoları dediğim gibi taşınma şeyi olduğu için. Hepinizi öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.